Merhaba arkadaşlar. Çap yayınlarının 10. sınıf fasiküllerinden dalgalar fasikülünün 4. pekiştirme testine devam ediyoruz. Demiş ki dalganın frekansı ne? 3. Frekansını vermiş bana 3. X ile Y arasındaki uzaklığı 7 santim vermiş. O zaman şöyle düşünün arkadaşlar. Biz şu tepeleri, çukurları şöyle 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 bölsem. Sonuçta bu aralıklar nedir? Eşittir periyodik dalga olduğu için. O zaman burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. 7 birim 7 santim ise demek ki şu her bir aralığı 1 santim diyebiliriz. O zaman her biri 1 santim ise o zaman bir çukurun genişliği 2 santim. E bir tepenin genişliği 2 santim. E dalga boyu dediğimiz şey neydi? Bir tepe artı bir çukurdu. O zaman demek ki bizim dalga boyu ne kadardır? 4 santimdir diyebiliriz. E dalga boyunu da biliyoruz 4 bulduk. E bana hızı sormuş. E hızı nereden buluyoruz? E hız eşittir neydi? Lambda çarpı f'ti. Dolayısıyla dalga boyumuz 4 ise frekansımız da 3 ise hızımız ne çıkacaktır? 12 santimetre bölü saniye çıkacak. Yani cevabımız Ceyhan olacaktır. İdeal bir yayda oluşturan şekildeki atmanın hızı ve genişliği y genliği de x'tir. Atma engelden yansıdıktan sonra arkadaşlar hız neye bağlıydı? Ortama bağlıydı. Ortam değişmediği için aynı yayda ilerlediği için hızının büyüklüğü ne yapmaz? Hızının büyüklüğü değişmez. Dikkat et hızı vektörel olduğu için yönü değişir ama büyüklüğü değişmez. İlerleme yönü e, sağa doğru giden dalga e, serbest üstten geri dönünce ne yapacak? Tepe gelen yine tepe olarak geri dönecek ama geri dönüyor. Yani artık ilerleme yönü sağa doğru değil sola doğru o değişti. E, hızı değişmedi. E, sonuçta periyot frekans değişmedi. Dolayısıyla dalga boyu yani genişliği de ne yapmayacaktır? Genişliği de değişmemiş olacaktır. Cevabımız 1 ve 3 denizli olacak. İdeal bir yay doğrusunun şekildeki atmayı bir an sönümleyebilecek atma. Bir an sönümleyemesi için bunun ne olması lazım arkadaşlar? Tam simetri olması lazım. Yani şu tepeyi sönümleyecek şöyle bir çukur şeklinde bir üçgen olacak. Şu düz kısımsa zaten burası düz olacak. Buradaki işte çukuru sönmek için şöyle de ne olacak? Bir tepe olacak ki hani tam üst üste geldiği zaman bunlar birbirini ne yapsın? Sönümlesin. Dolayısıyla bizim sönümleyecek dalgamız işte şu siyahla çizdiğim dalga olacak. Ve nereye doğru gidiyor? Bu sağa doğru gelirken bunlar da işte sola doğru ne yapıyor? Buna ilerlemiş şekilde olması lazım. Önde bir çukur, arkada da bir tepe olacak şekilde Ceyhan olacaktır cevabımız. Esnek bir yay def kuvvetiyle gelerek şekildeki bir genişliği A genişliğinde işte genişliği W olan genliği A olan bir tane atma oluşturmuş. İlerleme hızı zamanda azaldığına göre arkadaşlar hızı belirleyen nedir? Sadece ortamdır. Ortamın hangi özelliğidir? İşte yayın gerginliğidir veya nedir? Mü dediğimiz yayın kalınlığıdır. O zaman hızı zamanda azaldığına göre hızın azalması için ya ben o kuvveti giderek zayıflatmışımdır ya da yay giderek ne yapmıştır? Kalınlaşmıştır. Giderek kalınlaşıyordur. O zaman telt gittikçe kalınlaşmaktadır. Buna göre demiş ki işte F kuvvetiyle gerilmiş. O zaman F'i zamanla değiştirmediğime göre o zaman demek ki tel kalınlaşıyordu. Doğrudur. Atlan titreşim frekansı gittikçe azalmaktadır. Frekans ve periyot kaynağı bağlıdır arkadaşlar. Sonuçta kaynaktan çıktıktan sonra bir atmanın asla periyotta frekansı değişmez. Genişliği gittikçe azalmaktadır. E şimdi şöyle düşünün. Hız eşittir nedir? Lambda çarpı f'tir. Frekans değişmiyor. Genişlik dediğimiz şey ne? Aslında genişlik dediğimiz dalga boyun yarısı. Dolayısıyla dalga boyu nasıl değişiyorsa genişlik de aynı mantıkla değişecek. E hızımız zamanla azaldığına göre demek ki dalga boyu da giderek küçülecek. Dolayısıyla genişliği de giderek ne yapacaktır? Azalacaktır. Yani cevabımız 1 ve 3 Ceyhan olacaktır. Uçlarından x X'ye duvarları bağlı yayın K, L, M, N arası başlangıçta şekilde okulları yönde eşit işte iki tane atma oluşturur. İlk kez girişerek birbirini bir an için yok ederler demiş. O zaman arkadaşlar şöyle düşünün. Bu bir bölme ilerlerse buraya gelir. İkinci bölmede sağ üstten yansıtacak buraya gelecek. Üç de buraya gelecek. O sırada diğeri ne yapacak? Diğeri 1 de buraya gelecek, 2 de buraya gelecek, 3 de buraya gelecek. Sonra 4 de sağ uçtan geliyor yansıyacak, 5 de buraya gelmiş olacak. Bu 3 de buradaydı, 4 de burada olacak, 5 de burada olacak. Şimdi 5 de bu, 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 burada, 6 da bu buraya geldiği anda, diğeri de 6 da bu buraya gelecek ve tam üst üste geldi. Nerede birbirini sönümledi? N ile P arasında birbirini sönümlemiş olacaklar. K, L yayları O noktasına birleşiyor. K yayından O'ya gelen bir atma. Şimdi arkadaşlar bir tane K yayımız var. Bir tane de ucuna bağlı L yayımız var. E şimdi ben ne gönderdiysem ne yapmak zorunda? Aynısı geçmek zorunda. O zaman K'dan başlangıçta tepe mi gönderdim? Çukur mu gönderdim? Bakmak için neyi bakacaksın? L'ye iletilen neyi ona bakacaksın. L'ye iletilen neyi? Çukur. L'ye çukur geçtiğine göre arkadaşlar. Demek ki biz başlangıçta ne göndermişiz? Çukur göndermişiz. Çünkü çukur gönderdim ki çukur geçmek zorunda. Tepe göndersem mecbur tepe geçecekti. E çukur gönderdim. Çukur geçmiş ama ne geri dönmüş? Tepe geri dönmüş. Yani demek ki çarpınca ters dönmüş. E çarpınca ters döndüğüne göre demek ki nasıl bir yaya çarpması lazım? Daha kalın bir yaya çarpması lazım. Yani L yayımız kalın bir yay. Geldiği ilk gönderdiğimiz K yayımız ise nedir? İnce bir yaydır. K yönde oluşan atma baş aşağıdır. Evet çukurdur. Baş aşağı göndermişimdir ki zaten o yüzden çukur geçmiştir. L yayı K yönden kalındır. Evet L yayı daha kalındır. Çünkü ters dönmüş çarptıktan sonra. L yayındaki atmanızı K yayındaki atmanızdan büyüktür. Hayır arkadaşlar kalın yayı da yavaş ilerlediği için L de daha yavaş. K da daha hızlı olacak. Yani cevabımız denizlidir. Başlangıçta şekildeki bir atmanın işte biz 10 saniye sonraki görünen şekildeki gibi olmuş. Arkadaşlar şöyle, tepe gelen tepe geçmiş ve tepe dönmüş. Yani ters dönmemiş. Ters dönmediğine göre burası nasıl bir yer? İnce bir yer. Demek ki bu gönderdiğimiz X yayı nasıl bir kay? Kalın bir yay. Bunu şuradan da anlayabilirsin. Sonuçta işte gelen atma odan aynı anda iki ayrıldı. Aynı anda iki ayrıldıysa buradaki 16 santim giderken geri yansıyan 8 santim gitmiş. Yani demek ki burada daha hızlı. Aynı sürede daha çok yol aldığı için daha hızlı. Hatta ben buradaki hızına V dersem aynı sürede 2 katı yol aldığı için buradaki hızı kaç V'dir? 2 V'dir. Peki gelen dalgada başlangıçta gelen ve geri yansıyan aynı yerde olduğu için buradaki hız ne yapmıyor? Değişmiyor. Dolayısıyla şöyle düşün: V hızıyla dalga ne yaptı? 12 santim geldi oya kadar. Sonra orada ikiye ayrıldı da. Sonra da ne yaptı? 8 santim geri döndü. Ve 12 santim gelirken 8 santim dönerken hep aynı süratle gitti. Yani toplam ne yaptı? 20 santim yol aldı. İlk seçtir. V çarpı T yapıyorum. Hangi hızda? V hızıyla. Ne kadar sürede? 10 saniyede olmuş. 10 saniyede bu durumdan bu duruma gelmiş. Demek ki bizim V dediğimiz değer kaç arkadaşlar? 2. E V değerimiz 2 ise e, o zaman bize Y yayındaki atmanın hızını soruyor. O 2 katı olacak. O zaman o da ne olacaktır? 4 cm bölü saniye olacak. Yani cevabımız Ceyhandır handır. L, M, N yayları O1, O2, 3 birleştirilmiş. K yayların kalınlıkları L büyük, M büyük, K büyük, N ilişkisi olduğuna göre K yayında baş yukarı iletilen atmanın hangi yaydan yansıyanlar baş aşağı olur? Arkadaşlar yansıyan çarpıp geri dönen çarpıp geri dönen tepe geliyor ve baş aşağı çukur olabilmesi için ters dönmesi lazım. E ters dönmesi için çarptığı yerin kalın bir yay olması lazım. O zaman demek ki hepsini K yerinden gönderdiğime göre hangi yaylar K'dan daha kalınsa orada ne yapacaktır? Ters dönecektir. E bakıyorum kalınlık olarak L ve M daha kalın. O zaman L ve M daha kalın olduğuna göre K yayında. O zaman L ve M'den buradan geri dönenler ters dönecektir. Ama N yayı daha ince olduğu için buradan tepe olarak dönecektir. Yani bizim soru cevabımız ne olacaktır? L ve M yayları olacaktır. Denizlidir.